Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Ata Yatırım sizleri şirketlerle buluşturmaya devam ediyor adlı programımıza hoş geldiniz. Bu programımızda Coca-Cola Yatırımcı İlişkileri ve Hazine Direktörü Çiçek Hanım var. Çiçek Hanım hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey, hoş bulduk. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Yayına katkılarınızdan dolayı yatırımcılarımız sizlerin şirketini çok merak ediyor. İsterseniz merakta daha fazla bırakmadan Coca-Cola'yı biz bir tanıyalım. Arkasından da sorularımızı sizlere soralım. Tamamdır. Seve seve. Ufakta bir sunum hazırlamıştık, size gönderdik. O slaytların da üzerinden geçersek. Öncelikle ben şirketimizi çok kısaca bahsedeyim. Coca-Cola içecek 2006 yılından beri Borsa İstanbul'a kote bir şişeleyici, Coca-Cola sistemi içerisinde yer alan önemli şişeleyicilerden bir tanesi. Hissedarlık yapımıza baktığımız zaman %50'miz Anadolu Efes'e ait, %20'miz The Coca-Cola Company'ye ait, %1,5 oranında Özgür K Holding'in payı var, geri kalanı da halka açık. Borsa İstanbul'daki halka açıklığı en büyük olan, yani en büyük halka açık şirketlerden bir tanesi. Buna ek olarak da halka açık kısım içerisinde yabancı payı en yüksek olan şu anda üçüncü şirket. %88 oranında yabancı payımız var. Coca-Cola içecek olarak biz biraz pay sahiplerimizden bahsetmek istiyorum. Anadolu Efes'i biliyorsunuz. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi AŞ'yi biliyorsunuz zaten. 1969 yılında kurulmuş, şu anda 6 ülkede bira faaliyetleri gösteren ve yine Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi olan Anadolu grubuna ait olan, %43'ü Anadolu grubuna ait olan bir içecek şirketi. %20 payımıza sahip olan The Coca-Cola Company, Coca-Cola markasının ve bununla beraber şu anda 200'den fazla master markanın sahibi, 135 yıllık bir marka aslında. Dünyanın en değerli markalarından bir tanesi, en büyük şirketlerinden bir tanesi. The Coca-Cola Company şu şekilde çalışıyor. Sistem şu şekilde çalışıyor. Company markanın sahibi, yaratıcısı, geliştiricisi ve pazarlayıcısı markalara sahip. Dünyada da 200'den fazla ülkede Coca-Cola Company'nin ürünleri satılıyor. 200'den fazla ülkede ve bunu 225 tane şişeleyici üzerinden yapılıyor. Bağımsız şişeleyici üzerinden yapılıyor. Biz de bu 225 şişeleyiciden bir tanesiyiz. En büyük 8. şişeleyiciyiz. Coca-Cola sistemi içerisinde o açıdan önemli bir yerimiz var. Hissedarlık yapımız bu şekilde. Kısaca da tarihçeden bahsedersem, aslında Türkiye'de Coca-Cola ürünlerinin şişelemesi ilk kez 1964 yılında İstanbul'da Has grubuna ait bir şişeleyiciye verilmiş. O zaman böyle münhasır şişeleyicilik yok, bölge bölge veriliyor. Daha sonra 1968'de şu anda da %1,5 ortağımız olan Özgürköy şirketi İzmir'deki şişeleyicilik hakkını satın almış The Coca-Cola Company'den. Daha sonra yıllar içerisinde gelişmiş şirketler o münhasırlık yapısından ayrı olarak faaliyet gösteren bağımsız şirketler 90'larda tekrar birleşmiş ve 96 yılında da Anadolu grubu 4 tane birleşen şirkete %33 oranında yatırım yapmış ve bu şekilde Türkiye'deki Coca-Cola macerası Anadolu grubunun başlamış olmuş. Ama bir yandan da 1993 yılında yine yurt dışındaki Coca-Cola şişeleme işlerini yapmak üzere Efes Invest isminde, Efes Sanayi isminde, eskiden borsayla eskiden ilgilenenler hatırlar, o da bir kote şirketti. Efes Sanayi isminde bir şirket kuruluyor. O da Kazakistan, Azerbaycan gibi Türkiye Cumhuriyetleri, Türkmenistan gibi Türkiye Cumhuriyetleri yatırım yapan bir şişeleyici. Daha sonra 2005 yılında Efes Sanayi ve buradaki Türkiye'deki Coca-Cola içecek şirketi birleştiriliyor ve bugünkü halini alıyor. Bugünkü Coca-Cola içecek halini alıyor. Ve ilk başta da söylediğim gibi 2006 yılında Borsa İstanbul'a kote oluyor ve o günden beri de halka açık bir şekilde işlem görüyor. Demin ekrana yansıtmıştınız. Biz Coca-Cola içeceği bir yatırım hikayesi olarak nasıl anlatıyoruz? Yani neden Coca-Cola içecek yatırım yapılması gereken bir şirket olduğunu düşünüyoruz. Onu üzerinden kısaca konuşabilirsek. Şimdi öncelikle demin de bahsettim. Dünyanın en iyi bilinen markalarını şu anda portföyümüzde tutuyoruz. İşte Coca-Cola, Fanta, Sprite gibi bunlar gazlı içecek kategorisinde. İşte gazlı içecekte Capri gibi bir ürünümüz var biliyorsunuz. Aynı zamanda enerji içeceği Monster, Burn, işte Powerade sporcu içeceği gibi, yani dünyada çok
bilinirliği yüksek markalar ürün portföyümüzde. Coca-Cola sistemiyle giderek güçlenen bir uyum içerisindeyiz. Demin de bahsettim. 225 şişeleyiciden oluşan sistemin en büyük 8. şişeleyicisiyiz. Ve coğrafi alanımızı da giderek genişletiyoruz. Çok yakın zamanda Özbekistan'ı da faaliyet coğrafyamıza ekledik. İyi bir ilişkimiz var. Giderek güçlenen bir ilişkimiz var. Bizim gibi böyle franchise işlerinde bu ilişkinin kuvvetli olması çok önemlidir, takdir edeceğiniz gibi. Gelişmekte olan pazarlarda çok iyi kanıtlanmış bir performansımız var. Şöyle bir örnek vereyim. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman hani coğrafyalarımız işte Türkiye, Pakistan, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, toplam 10 ülke. Geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman her yıl toplam satış hacmimizi %5 oranında büyütmüşüz. Yani bileşik bazda her yıl %5 büyütmüşüz. %17 net satış gelirleri artışı yine her yıl bileşik bazda elde etmişiz. Ve %23 de FAVÖK genişlemesi elde etmişiz. Yani bu ne demek? Hacimlerimiz düzenli olarak büyüyor. Ama net satış gelirlerimiz hacimlerin de üzerinde büyüyor. Ve FAVÖK'ümüz de net satış gelirlerinin üzerinde büyüyor. Yani şirket değer yaratmaya devam ediyor. Biz buna kaliteli büyüme algoritması diyoruz aslında. Ve bu mottoyu, bu disiplini korumaya çalışıyoruz. Yani sürekli değer yaratan bir şirket olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde de bakarsak %16 FAVÖK marjından %22'ye çıktık. Dolayısıyla 600 baz puanlık da bir 10 yıl içerisinde FAVÖK marjı genişlemesi elde ettik. Bunu da hani finansal olarak kanıtlanmış bir performans olarak anlatıyoruz yatırımcılarımıza. Coğrafyamız çok cazip bir coğrafya. Çok genç ve büyüyen nüfusa sahip. Biliyorsunuz demografik faktörler çok önemli bu açıdan. Bizim gibi işte hızlı tüketim ürünleri satan şirketler için. Ortalama yaş bizim coğrafyamızda 26. Dolayısıyla çok genç bir nüfus. Ve her yılda büyüyen nüfuslar. Dolayısıyla demografik potansiyeli de CCA'nin yatırım yaptığı, CCA'nin faaliyet gösterdiği coğrafyalarda oldukça yüksek. Ciddi anlamda büyük bir nokta sayısı yönetiyoruz. 870 bin tane noktamız var. Burada yüksek penetrasyon oranlarıyla faaliyet gösteriyoruz. Toplam 29 tane fabrikamız var. 146 üretim tesisimiz var. Demin de bahsettiğim gibi 11 ülkede 430 milyonluk bir nüfusa hitap ediyoruz. Buna ek olarak çok disiplinli bir finansal yapımız var. Net borç oranımız, net borcun FAVÖK oranı yani kaldıraç oranımız şu anda 0.4 seviyesinde, tarihi en düşük seviyelerinde. Bu da yine bundan 5 yıl önce 2 seviyesindeydi. Oradan da ciddi anlamda bilançomuzu rahatlattık ve borçluluğumuzu iyi bir seviyeye getirdik. Dolayısıyla hani CCA'yı kısaca özetle derseniz size bu şekilde anlatabilirim. Bir sonraki slide'a devam edersek birazcık daha yine burada kısaca şeyden bahsedeyim. Hani genişlememizden bahsedeyim. 2005'te dediğim gibi CCI Türkiye'de tek ülkeyken FS&I ile birleşmesi, daha sonra da yeni coğrafyaları Coca-Cola Company'nin almasıyla beraber şu anda 11 ülkede faaliyet gösteriyor. 2008'de yaptığımız Pakistan satın alımı çok önemli çünkü Pakistan şu anda en büyük ikinci ülkemiz. Sonra 2012'de Güney Irak vardı. Ondan sonra uzunca bir süre bir sessizlik oldu. Tamamen organik büyümeye odaklandık. Ama çok yeni olarak Özbekistan'ı da çok inandığımız ve çok bizim için fırsat olacağına inandığımız bir pazar. Onu da bu senenin Eylül sonu itibariyle coğrafyamıza kattık. Aşağıda da rakamları görüyorsunuz. 2005 yılından beri hacmimizi 4 kat, net satış gelirlerimizi 12 kat arttırmışız. Bu da demin dediğim gibi kaliteli büyüme algoritmamızın doğru çalıştığının bir işareti diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz bu yıl nasıl geçti? Bunu bir özetlerseniz bize, aslında tamamen yıl kapanmadı. Ama genel olarak 9 aylık tarafta neler oldu şirkette? Evet, yıl kapanmadı. 9 aylık dönem aslında bizim için oldukça iyi geçti. Aslında 2020 de bizim için iyi geçmişti. Yani tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir krizle karşılaştık ama çok hızlı adapte olduk. Çok doğru aksiyonları kısa sürede aldık.
Tabii ki çalışmayan şeyler de yaptık. Yani bir takım aksiyonlarımızın faydasını yani yeterince faydalı olmadığını gördük ama bunların hepsi bir yeni öğrenim, bize yeni bir kazanım sağladı. Dolayısıyla aslında oldukça iyi bir finansal operasyonel performans sergiledik diyebilirim. Bu senede yani geçen senenin güçlü bazına rağmen bu senede oldukça yine iyi başladık. Hacimlerimizi %12 oranında 3. çeyrekte arttırdık. 9 aylık baktığımızda %16'lık bir büyüme var. 1,1 milyar ünite kasaya ulaştık. İşlem adedi dediğimiz bizim yine bu kaliteli büyüme algoritmamız çerçevesinde hacimlerin üzerinde büyütmeye çalıştığımız bir şey. İşlem adedi yani kaç tane ambalaj geldi gitti. Burada da önemli olan şu, küçük paketler yani 1 litrenin altındaki ambalajlar tabii ki bizim için karlılığı daha yüksek olan ambalajlar olduğu için onların satılmasının payını arttırmak istiyoruz. Dolayısıyla küçük paketler özellikle restoran kanalında çok tüketildiği için ve pandemiyle beraber restoran kanalının kapanmasından sonra da biraz negatif etkilendiği için bu sene biraz da onun düşük bazıyla da hızlı büyüme sergiliyor. Ama bizim de bütün stratejimiz hem Türkiye'de hem diğer operasyonlarımızda küçük paket sayısını toplam hacimlerimiz içerisinde arttırmak. Bu sene de 9 aylık performansla baktığımız zaman %19,8'lik bir işlem adedi büyümesi var. Yani hacim büyümesinin üzerinde. Ve küçük paketlerin toplamdaki payı da 1 puanın üzerinde artarak %25 seviyesine gelmiş durumda. Yine göreceğiniz üzere net satış gelirlerimiz %46 oranında büyüdü. Favvömüz de yine onun üzerinde büyüdü. Marjlarımız %44 oranında büyüdü favvömüz ve marjlarımız da bununla beraber genişledi. Dediğim gibi 9 aylık performansımızı bu şekilde özetleyebilirim. Assız su gibi ürünlerde büyüme nasıl oldu? Tabii onu da ülke bazında aslında anlatmak isterim. Bir Türkiye ile ilgili özel slaydımız vardı. Belki onu açabilirsek. Tabii. Şöyle şimdi gazlı içecekler tabii ki bizim için yani esas işimiz, core portföyümüz dediğimiz portföyümüz. Türkiye'de %72 gibi bir paya sahip toplam satışlarımız içerisinde. Yurt dışında biraz daha yüksek. Yurt dışında %89 gibi bir paya sahip şeyimiz. Toplam gazlı içeceklerin payı. Bir sonraki slide olması lazım Türkiye özelinde. Burası yatırım harcamaları. Evet, buraya baktığımız zaman. Şimdi gazlı içeceklere baktığımız zaman yani bu sene içerisinde 9 aylık süreçte %14'lük bir büyüme kaydetti. Pandemi zamanında da aslında en dayanıklı olan ürünler gazlı içeceklerdi. En az küçülen ürünler gazlı içeceklerdi. Türkiye'de geçen sene yatay bir performans sergilemişti. Türkiye toplamda %7,5 gibi bir küçülme sergilemiş olmasına rağmen gazlı içecekler yataydı. Yurt dışında ise gazlı içeceklerde büyüme kaydetmiştik geçen sene. O baza rağmen bu sene yine ilk 9 ayda Türkiye'de %14'lük bir gazlı içecek büyümesi. Gazsız ve su geçen senenin düşük bazı sebebiyle de oldukça güçlü bir büyüme sergileyerek %23 ve sırasıyla 12,5'luk bir büyüme kaydetti. Türkiye üzerinde baktığımız zaman da gördüğünüz gibi hacimlerimiz %15 büyüdü. Üçüncü çeyrekteki büyüme de yine %15, 9 aylık büyüme de %15. Ünite kasa başına büyümeler yine oldukça kuvvetli. %20'lik bir büyüme söz konusu baktığımız zaman. FAVÖK özelinde baktığımızda geçen senenin üçüncü çeyreği ekstra güçlüydü. Çünkü pandemi sebebiyle tabii ki bazı pazarlama harcamalarını neredeyse sıfıra indirmiştik. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Tabii doğal olarak biz bir FMCG şirketiyiz ve markalara yatırım yapmak, bunları pazarlamak zorundayız. Dolayısıyla zaten pandeminin bitmesiyle beraber de yavaş yavaş bunlar normalize olduktan sonra tabii ki o güçlü bazın yani geçen senenin rekor seviyedeki karlılığa göre biraz küçülme yaşadık karlılıkta ama bu zaten sene başında da verdiğimiz yıllık beklentilerimize de paralel bir durumdu. Bir sonraki sayfaya gidersek birazca yurt dışından bahsedeyim.
Yine yurt dışında da bahsettiğim gibi yani gazlı içecekler burada daha büyük bir paya sahip. Yani bu da aslında şu demek, yeni kategorilerle daha büyük, daha hızlı büyüme oranlarına kavuşma yani erişme olasılığımız yüksek. Çünkü burada bir potansiyel var. Çünkü ağırlıklı olarak hala gazlı portföyü var yurt dışında. O da geçen senenin yine güçlü bazına rağmen %17'lik bir büyüme kaydetti gazlı portföyümüz. Gazsızlar 35 ve su kategorisi de %3'lük bir büyüme kaydetti. Yine bahsettiğim gibi hacimlerimiz 9 ayda geçen senenin güçlü bazına rağmen %17'lik bir büyüme gerçekleştirmiş oldu. Disiplinli fiyat artışımız, bizim gelir yönetimi dediğimiz revenue growth management diye geçiyor İngilizcesi. İşte karlı ürünleri önceliklendirmek, doğru kanalda doğru ürünü, doğru ambalajı önceliklendirmek stratejimizle beraber net satış gelirlerinin de ünite kasa başına artışı bizim tabii ki karlılığımız için çok oldukça önemli bir paya sahip diyebilirim. Bir de size yine genel olarak stratejik olarak CCI'ın yarattığı nakdi nasıl kullandığıyla ve nasıl yatırıma dönüştürdüğüyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yani bu sene özelinde değil genel olarak. Şimdi tabii ki öncelikle yarattığımız nakdi ilk olarak organik olarak pazarlarımıza yatırmak gibi bir hedefimiz var. Bu da nasıl? Capex'le yani yeni yatırım harcamaları, işte yeni fabrikalar, yeni hatlar vesaire. Yıllık %6 ile 8 arasında net satışların bir bizim Capex şeyimiz oluyor, harcamamız oluyor. Bu da ürünlerimize olan artan talebi karşılayabilmek için genelde kapasite ve hat yatırımları sayesinde oluyor. Bunun dışında inorganik olarak büyümeye, yani yeni ülkelere girmeye, yeni lisanslar almaya, yeni ülkelerde faaliyet göstermek için tabii ki buna da çok fokussuz ama sonuçta burası bir yani franchise işi. Coca-Cola Company'den belli bir lisans almamız gerekiyor. Ve bunlar da böyle bir gecede olan şeyler değil. Dediğim gibi Özbekistan çok yeni oldu ama bundan sonra da önümüzdeki dönemde yine değer yaratacağını düşündüğümüz, coğrafyamızı iyi fit edecek yeni satın alımları açığız. Bunun dışında da istikrarlı bir temettü politikamız var. Yine yarattığımız nakdi karlılığımızı hissedarlarımızla paylaşmak üzere dağıtılabilir karın %50'sine kadar olan kısmı temettü olarak dağıtmakla ilgili bir politikamız var ve son yıllarda da bunları uyguladık. Hatta pandemi sebebiyle biliyorsunuz bir kural gelmişti. Maksimum %25'e kadar Evet. dağıtılıyordu. Onun kalan kısmını da bu sene içerisinde Şubat ayında bu şey kalktıktan hemen sonra 2020'de dağıtamadığımız ama aslında karımızın %50'sine tekabül edecek o aradaki %25'lik farkı da dağıttık. Ve onun dışında da tabii ki bilançomuzdaki borç yükünü de azaltmak yani bir CAPEX harcaması olmadığı zaman, yeni bir yatırım, yeni bir coğrafya alınmayacağı zaman ve temettü dağıttıktan sonra kalan kısmı da bilançomuzdaki borçluluğu azaltmakta kullanıyoruz. Yani aslında yaratılan nakit nasıl harcanıyor, nasıl bir harcama politikamız var dediğimiz zaman aslında sıralama bu şekilde gidiyor diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Aslında sunum içerisinde internette sizleri paylaştığımızda Coca-Cola ile yayın yapacağız diye birçok soru sormuştu yatırımcılar. Bunların birçoğuna da net şekilde cevap verdiniz açıkçası. Ama ben soruları tekrar size iletmeye başlayayım. Özellikle emtia fiyatlarına karşı nasıl bir koruma yaptınız? Bu içinde bulunduğumuz dönemde çok ciddi şekilde emtialarda artışlar yaşadı. Bu sizi nasıl etkiledi? Bundan bahsedebilir misiniz? Çıkalım. Tabii bu aralar çok popüler bir soru. Bütün dünyada da yani hep böyle şeyleri yatırımcı toplantılarında dinlediğimde her şirketin gündeminde var, bu bizim de var. Buna iki bacaklı bakmak lazım. Bir tanesi daha önce hiç yaşamadığımız aslında yani uzun yıllardır en azından yaşamadığımız tedarik sorunu. Yani işte Çin kaynaklı başladı, sonra global olarak da görüyoruz işte sevkiyatla ilgili problemler, üretimle ilgili problemler sebebiyle aslında tedarik zincirinde aksamalar görülmeye başladı. Yani aslında ham maddelerin tedariğiyle ilgili sıkıntı var. Yani fiyatı geçtik, tedarikle ilgili sıkıntılar dünyada görüyoruz. Yani mutlaka okuyorsunuz yani işte Otomotiv dünyada sektöründe
Evet, otomotiv sektöründe zaten çip krizi var, çok meşhur, ama bizim şeyimiz için, yani bizim endüstrimiz için mesela, işte biracılar şişe bulamıyor, işte başka üreticiler kutu bulamıyor vesaire. Şimdi bu ciddi bir problem, çünkü üretim aksamasına sebep olabilecek bir şey. Bizim satın alma departmanımız pandeminin başından beri zaten bu konuda çok hani şeyi yüksek olduğu için, alarm seviyesi yüksek olduğu için ve Coca-Cola sisteminin global network'ünü de kullanarak aslında burada çok proaktif davranıp öncelikle tedarikte bir aksanma yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Bunu nasıl yaptı? İşte farklı tedarikçiler, alternatif tedarikçiler bularak, dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı ülkelerde tedarikçiler bularak. Aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey temel olarak yerel tedarikçilerle çalışmak. Mesela Türkiye'de satın alımlarımızın çoğunu Türkiye içerisinden yapıyoruz. Türkiye'deki üreticilerden yapıyoruz. Ama mesela yurt dışındaki bazı, özellikle o işte Kazakistan, Azerbaycan gibi ülkelerde çok fazla yerel üretici olmayınca, orada o zaman işte Rusya veya Çin pazarlarına da mecburen açığız. Ama burada işte dediğim gibi satın alma ekibi alternatif tedarikçiler bularak çok hızlı aksiyon aldı. Uzun vadeli kontratlar yaptı. Hatta bazı şeyleri işte pre-buy diyoruz, yani erkenden aldık ki tedarik sıkıntısı yaşamayalım. Dolayısıyla hani aslında en büyük problem olabilecek o tedarik kısmını çözdükten sonra fiyat tarafına geldik. Fiyat tarafında tabii ki global olarak enflasyonist baskı ve bu tedarik zincirindeki aksamalar sebebiyle de zaten fiyatların artması sebebiyle geçen seneye göre ciddi anlamda bir artış görüyoruz. Bir de bizim özelimizde biz geçen sene çeşitli hedge'ler yapmıştık ve bu hedge'leri pandemi başladığı zaman yapmıştık. Dolayısıyla aslında çok düşük, tarihi düşük seviyelerden işte alüminyumu, şekeri vesaire hedge'lemiştik. Onun da yarattığı bir düşük baz var. Dolayısıyla bu sene tabii ki bir hem dolar bazında hem TL bazında ya da yerel paralar bazında diyeyim bir fiyat artışı görüyoruz. Bunu yine büyük ölçüde aslında hedge yaparak yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda alüminyumumuzun, yani 2022'de kullanacağımız alüminyumun %80'i, şekerin %57'si, rezin dediğimiz bu pet şişeleri ham maddesi olan materyalinde %55'ini hedgeledik. Bu bize bir fiyat öngörülebilirliği verdiği için çok önemli. Ama tabii hedge fiyatları geçen senenin üzerinde. Bunu da yine demin de bahsettiğim o revenue growth management dediğim, yani değer yönetim sistemimizle işte doğru kanalda doğru ürünü konumlandırarak, efficiency'lerimizi arttırarak, yani üretimdeki efficiency'leri arttırarak ve enflasyona paralel fiyat artışlarıyla aslında bertaraf etmeyi, öyle bir niyetimiz var, amacımız o. Teşekkür ediyoruz. Daha demin de bahsettiniz. Coca-Cola Özbekistan satın alımı tamamlandı. Finansallara etkisini bu senenin son çeyreğinde görebilecek miyiz? 2022 yılında ne kadarlık bir etkisi olacak finansallara? Şimdi 2022 yılı ile ilgili çok bir beklenti paylaşamıyorum maalesef. Çünkü biliyorsunuz hani halka açık bir şirket olarak asimetride olmaması açısından KAP'ta yayınlamadan beklentilerimizi paylaşmıyoruz. 2022 özelinde henüz bir beklenti paylaşmadığımız için onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim, ama birazcık daha uzun vadeli Özbekistan'la ilgili konuşabilirim. Ama önce şeyden bahsedeyim, en kolay kısmı. Evet, 4. çeyrek itibariyle Özbekistan'ın finansallarımızı da göreceksiniz. Çünkü 29 Eylül itibariyle tamamlandı satın alım. Yani %57'lik kısmı 29 Eylül'de tamamlandı. Geri kalan kısmı da çok yeni, daha 2 gün önce duyurduk. Şu an %100'üne sahibiz ama zaten %100 konsolide edecektik. Dolayısıyla şey itibariyle, yani 4. çeyrekte full olarak Özbekistan'ı göreceksiniz finansallarımızda. Özbekistan bizim çok inandığımız bir pazar. Bir kere tam bizim faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın ortasında. Orta Asya bölgesindeki aslında en büyük nüfusa sahip ülke. Hatta diğer Orta Asya ülkelerimizin toplamından daha fazla bir nüfusa sahip. Ve kişi başı tüketimi de oldukça düşük. Yani Kazakistan'ın mesela yaklaşık iki katı bir nüfusu var ama Kazakistan'ın üçte biri kadar kişi başı tüketimi var. Bu işte bizim non-alcoholic ready-to-drink beverages dediğimiz, yani alkolik olmayan, alkollü olmayan içmeye hazır meşrubatlar için de söyleyeyim. Kişi başı tüketim
oldukça düşük seviyelerde. Dolayısıyla ciddi bir büyüme potansiyeline sahip. Demin dediğim o işte küçük ambalaj, büyük ambalaj oranı yine bizim ortalamalarımızın oldukça altında. Dolayısıyla bir büyüme potansiyeline sahip. Kategori bazında ağırlıklı olarak Coca-Cola, Fanta ve Sprite var orada. Diğer ürünlerin de oraya girmesiyle ciddi anlamda bir büyüme de sağlayabilecek bir operasyon. Dolayısıyla bizim çok pozitif anlamda heyecanlı olduğumuz, coğrafyamıza kattığımız için çok mutlu olduğumuz bir ülke, öyle söyleyeyim. Ama 2022 özelinde çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Harika. 2022 beklentilerinizden sonra bunları da konuşuruz umarım sizlerle Şirin Evet. Hanım. Yaklaşık 3 yıl önce Pakistan'da bir değişim süreci başlattınız. Söz konusu süreçten bahsedebilir misiniz? Orada işler nasıl gidiyor? Hacimler nasıl etkilendi? Karlılık nasıl? Pakistan aslında tam bir başarı öyküsü. Pakistan'a biz 2008-2009'da girdik. Ve ikinciydik, yani pazarda ikinci konumdaydık. %25'lik bir pazar payımız vardı. Pepsi orada pazar lideriydi. Hızla büyüdük ama karlılık her zaman biraz geriden geldi. Çünkü Pakistan fiyatlama açısından da oldukça rekabetçi. Pepsi mesela orada 6 farklı şişeleyiciyle çalışıyor. Yani bir münhasırlık yok ama biz tek şişeleyiciyiz. Ve 6 farklı bölgede 6 farklı fiyat politikası vardı. Çok agresif bir fiyatlama vardı. Dolayısıyla karlılığı çok önceliklendiremedik. Hacimsel olarak büyüdük, pazar payı kazandık. Ama hep böyle karlılık üzerinde bir baskı vardı. Birazcık da o kanal yapısıyla da alakalıydı. İşte yatırımcının da sorduğu gibi yaklaşık 3 yıl önce orada bizim bir bu temel sorunları çözmek gibi bir proje başlattık. Tabii öncelikle üretimdeki verimliliği arttırdık, öyle söyleyeyim. Daha sonra bu kanal yapısı ile ilgili ciddi bir çalışmamız oldu. O da şöyle özetlemek gerekirse, Pakistan'da daha önce ağırlıklı olarak toptancılar üzerinden satılan bir şey vardı. Kanal sistemi vardı. Yani bizim noktaya direkt temasımız yoktu veya distribütör üzerinden noktaya temas yoktu ama noktalar toptancılardan alıyordu. Şimdi bu şu açıdan bizim için çok kötü, çünkü biz Coca-Cola içecek olarak en gurur duyduğumuz, en güçlü olduğunu düşündüğümüz kaslardan bir tanesi icra kabiliyetimiz. Yani noktalarla, işte bakkallarla, işte süpermarketlerle vesaire olan ilişkilerimiz, oraları iyi cover etme gücümüz, yani onları ne kadar sık ziyaret ediyoruz, ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşılıyoruz gibi temelde bunları yapabilme becerimiz aslında en güçlü olduğunu düşündüğümüz kaslarımızdan bir tanesi. Bunu Pakistan'da yapamıyorduk çünkü toptancı üzerinden satılıyor. Dolayısıyla yani ne distribütör üzerinden ben kendi satış ekibimle gidebiliyorum, ne direkt olarak noktayla temastayım. Dolayısıyla bu kasımı çok iyi kullanamıyordum ve çok da fazla yeni noktaya penetre edemiyordum. 3 sene önce daha büyük distribütörlerle, onları da daha fazla noktaya ulaşmaları üzerinden insentiflendirerek aslında bir çalışmaya başladık ve bu toptancıların payını ciddi anlamda azalttık. Yani hem kendi satış ekibimiz hem distribütör üzerinden daha fazla noktaya direkt kendi icra kabiliyetimizi gösterecek şekilde ulaşmaya başladık. Bu da bize hem ekstra pazar payı getirdi hem de karlılığımızı arttırdı. Çünkü aslında bu route to market kanalındaki gereksiz bir katman ortadan kalkmış oldu. Dolayısıyla bu da karlılığa pozitif etki sağladı. O günden beri de ciddi anlamda bir büyüme kaydettik Pakistan'da. Hep böyle çift haneli büyümeler elde ettik. Şu anda pazar lideriyiz. %51 paya sahibiz 2020 yılından beri. Artık daha yani güçlü bir konumdayız. Pazar lideri olarak fiyatlamayı da daha en azından maliyetleri fiyatlarımıza yansıtabilecek seviyedeyiz. Daha rakiplerimizin de birazcık daha rasyonel olduğunu söylemem gerekir bu durumda, özellikle pandemiyle beraber. Dolayısıyla orada hem fiyatlama anlayışı olarak hem pazara ulaşım açısından çok daha rasyonel ve pozitif bir hava var. Dolayısıyla Pakistan bu şekilde çok iyileşti. Karlılık seviyeleri CC ortalamaların altındaydı. Şimdi ciddi anlamda arttı. Hala da potansiyeli var. Dolayısıyla Pakistan'ı biz hep böyle bir başarı öyküsü gibi anlatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Şaka Hanım. Gerçekten hani bütün sorularımızı cevapladınız. Sizin eklemek istediğiniz sözleriniz varsa onları rica ederim sizlerden.
Öncelikle herkese teşekkür ediyorum yayını dinledikleri için. Biz CC olarak çok aktif bir yatırımcı ilişkileri faaliyeti göstermeye çalışıyoruz. Her zaman yatırımcıların her türlü sorusuna cevap vermeye çalışıyoruz. Zaten bizim iletişim bilgilerimiz de web sitemizde KAP'ta var. Herhangi bir soruları olduğu zaman Ata Yatırım üzerinden de bizimle direkt de temasa geçebilirler. Biz hikayemize çok inanıyoruz. Yani Türkiye'deki şu anda şirketlerin de maalesef değerlemelerinin çok gerçek değerlerinin altında olduğunu düşünüyoruz. CCI de bunlardan bir tanesi. Çok kıymetli şirketler var borsamızda. Yatırımcıların ilgisinin umarım böyle devam etmesini, yerli yatırımcıların da umarız böyle devam eder ve herhangi bir soru olursa da her zaman bizimle irtibata geçebilirler. Bunu söylemek isterim ve herkese de iyi yıllar diliyorum bu vesileyle. Çok teşekkür ediyoruz Çiçek Hanım. Değerli yatırımcılar, Coca-Cola Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Hanım bizlerleydi. Bütün sorularımıza net şekilde cevaplarını alabildik. Şirketle çok çok güzel bir şekilde anlattı bizlere. Ben teşekkür ediyorum kendisine yine sizler huzurunuzda. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi bir gün diliyorum.